Bugün ne yapacağız? Çok pratik, çok basit bir şey yapacağız. Bir şey yapmak için de malzememizi sayayım ben size. 2,5 su bardağı unumuz var. Yarım su bardağı un da elimizi ve tezgahımız için lazım. Bir su bardağı sütümüz var. Bir tatlı kaşığı kabartma tozumuz var. Bir çay kaşığı da tuz kullanacağız. Bunun mayalısı, mayasızı, yumurtalısı, sirkesi her türlüsü yapılıyor. Ama ben en basit olanını misafirleriniz için onu yapacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir bardak sütümüzü bir çay kaşığı tuzumuzu atıyoruz. Sütümüzü karıştırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Unumuz 2,5 su bardağı. Bir kısmını katıyoruz. Önce bunu güzelce bir süte yedireceğiz. Unumuz biraz kıvam aldıktan sonra, yoğunlaştıktan sonra elle yoğurma işlemine geçeceğiz. Kabartma tozumuzu da atalım. Bir tatlı kaşığı kabartma tekrar unumuzu biraz daha ilave ediyoruz. Çok fazla elimize bulaşmasın diye ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi şöyle kaşığımızı bir sıyıralım. Katalım. Önce onu elimize bir değdirelim ki ne yapar? Hamur elimize bulaşmasın. Şöyle elimizi biraz daha olmuyor. Tabii her zamanki gibi Ahmet Şef'in neyi? Klasik konuşmaları. Millet pişi der, biz ne deriz? Bir şey. İşte bir şey yapıyoruz da ne yapıyoruz? Muhtemelen adı da böyle çıkmıştır. Benim gibi biri demiştir. Ne yapıyorum? Bir şey yapıyorum. Ondan sonra pişi olmuştur. Biraz un atalım tezgahımızın üstüne. Hamurumuzu alalım. Hamurumuz hazır. Şimdi ne yapacağız? Bunu açma işlemine geçireceğiz. Bu kabartma tozuyla yaptığımız için bunu fazla dinlendirmemize gerek yok. Sebebi şu, yağ attığımız zaman kabartma tozu sıcak yağı gördüğü gibi ne yapar? Kabarmaya başlar. Aynı mayalı gibi olur. Önce kalın merdane gibi bir ohlamamız var. Onunla biraz açacağım. Ondan sonra diğer ohlamamızla ben bunu incelteceğim. Arkadaşlar bişimizin hamuru hazır. Şimdi ne yapacağız? Bişimizi kalp yapacağız. Kalpli bir şeyler yapacağız. Şöyle şuradan şöyle alalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Tabii daha sonra ne yapacağız? Bu arasından çıkan parçaları tekrar yoğuracağız. Bununla istediğimiz şekli veririz. Aynı yani. Fark eden bir şey yok. Niye aynı? Kalıbı neye koyarsan onu alırsın. Arkadaşlar kalplerimizi çıkarttık şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar hamuru birleştirdim.
Tekrar hamurumuzu açacağız. Yani diyorum ya, bu sizin yerinizde. İstediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Arkadaşlar bu pişire ne için? Kalıp olmayanlar için. Hemen şöyle gösterelim. Ocağa koyduk. Ne yapıyoruz? Şöyle bir hafiften un parçası atıyorum. Gördüğünüz gibi unlar ne yaptı? Havaya doğru çıkmaya başladı. Demek ki unumuz, yağımız ısınmış demek. Hemen kalpli pişilerimizi atıyoruz şekilde gördüğünüz gibi. Biraz altını kısalım. Bunun öbür tarafı kızarsın diye çok beklemeyeceğiz. Beklersek ne yapar? Buradaki şişe yerlerden patlama yapar. Ondan sonra istediğimiz neticeyi alamayız. Hemen çevireceğiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yani bunu herkes yapar ama siz farklı yapın. Misafirlerinize, çocuklarınıza daha değişik, daha güzel sunumlar yapabilirsiniz. Önemli olan hamuru nasıl yaptığın değil, şeklini nasıl verdiğin, misafirlerini, çocuklarını nasıl mutlu ettiğin. Çıkartıyoruz. Kalpli pişilerimiz hazır. Elimizdeki ikinci kalpli pişilerimizi atıyoruz. Arkadaşlar bunun kızarmasını daha önce de söylediğim gibi beklemeyeceğiz. Patlamaması gerekiyor. Pişilerimizi şu şekilde olduğu gibi hemen çevirmemiz gerekiyor. Kalıp olmayanlar için, evde kalıp yoksa ne yapacağız? Çok fazla kalıp derdine düşmeyeceğiz. Şuraya bir tane daha aldırabilirsin. Görüyor musunuz? Patlayacak şimdi orada. Şu şekilde ben göstereyim. Ne yapıyoruz? Bu patlamadan hemen çeviriyoruz. Patlarsa istediğimiz performansı yakalayamayız. Arkadaşlar hemen şekilde göstereyim. Pişimiz patlamadan, pişimiz patlamadan bunu da alacağız. Bu da hazır. Şimdi şöyle atalım. Arkadaşlar görüyor musunuz nasıl balon gibi şişti pişilerimiz? Biz bunu ne yapacağız? Patlamadan hemen çevirmemiz gerekiyor. Yaptık. Pişi yapmak için yola çıktık. Ondan sonra pişi yapıyor dedik. Sonra geri doğru yolu bulduk. Pişi yaptık. Bu pişi yöresel olarak değişiyor. İşte daha önce de söylediğim gibi yumurtalısı oluyor. Yoğurtlusu oluyor. Sirkelisi oluyor. Mayalısı oluyor. Vesaire. En pratik, en kolay yapılanı ne? 5 dakikada misafirin geldiği gibi. Tabii benim gibi çok çene çalarsa 15 dakika durur. Yapabileceği şekilde bir pişi yaptık. İnşallah bunun içlisini de yapacağız. Şii böreğini de yapacağız. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar.
Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.